Merhaba güzel insanlar. Bugün yolum Türkiye'nin en gözde tatil şehirlerinden Çeşme'ye düştü güzel insanlar. Çeşme'de o kadar çok çeşme varmış ki o dönemde Çeşme limanına yanaşan gemilerin içme suyu ihtiyacını Çeşme'nin çeşmelerinden karşılarlarmış güzel insanlar. Evet, yanılmadınız. Çeşme'de o kadar çok çeşme varmış ki yanaşan geminin içme suyu ihtiyacını Çeşme'nin çeşmelerinden karşılıyorlarmış. Çeşmesi bu kadar bol olduğu için buraya Çeşme adı verilmiş güzel insanlar. Çeşme Türkiye'nin en batısında küçük şirin bir tatil şehri. Şehrin tam ortasında 1508 yılında Sultan II. Beyazıt tarafından yapılmış muhteşem bir kale var. Kale sırtını çeşmenin yamacına yaslamış, önünü çeşmenin o masmavi sularına Ege'ye doğru dönmüş muhteşem bir manzara eşliğinde bugün emekliliğin tadını çıkarıyor. Geçmişte çok badireler atlatmış. Biliyorsunuz güzel insanlar, 1770 yılında Osmanlı-Rus Körfez Savaşı olmuş, Deniz Savaşı olmuş burada. Şu anda kale bütün ihtişamıyla, bütün güzelliğiyle emekliye ayrılmış. Turistleri kendisine bekliyor. Bütün güzelliğiyle de ayakta çeşmenin tam ortasında duruyor güzel insanlar. Evet güzel insanlar, dedim ya 1508 yılında Sultan II. Beyazıt tarafından yapılmış muhteşem bir kale. Kalenin önünde o dönemlerde kaptanı deryalık ve sadrazamlık görevi yapan Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın daha yavru iken Afrika'da yetiştirip birlikte yanında dolaştırdığı aslanıyla heybetli bir de heykeli var güzel insanlar. Evet güzel insanlar, 1770'te Çeşme Körfez'de gerçekleşen Osmanlı-Rus Deniz Savaşı'nda büyük kahramanlıklar göstermiş Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın heykeli kendisi gibi bütün heybetiyle bugün Çeşme Kalesi'nin önünde duruyor. Her geçen mutlaka Çeşme'ye gelen güzel insanlar Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın heykelini mutlaka görürler. Evet güzel insanlar, Çeşme'de gezerken Çeşme'nin önünde, kalenin önünde 1770 yılındaki Çeşme Deniz Savaşları sırasındaki kahraman şehitlerimiz adına da bir abide, bir anıt yapıldığını görüyoruz. Mekanları cennet, yattıkları yer nur olsun güzel insanlar. Evet güzel insanlar, Çeşme'de gezimiz devam ederken bu kez yolumuza Sultan Beyazıt'in oğlu Kırım Hanı 1. Kaplan Giray Han çıkıyor güzel insanlar. Evet, 1680 yılında Rodos'ta dünyaya gelen Kaplan Giray Han 3 kez hanlık yapmış güzel insanlar. Kaplan Giray Han'a da minnet ve şükran duygularımızı iletip yolumuza devam ediyoruz güzel insanlar. Evet, bu kez yolumuza 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Çeşme'ye yaptırılan kervansaray çıkıyor güzel insanlar. Evet, bugün otel olarak kullanılan kervansaray bütün ihtişamıyla, bütün güzelliğiyle, bütün sağlamlığıyla ayakta duruyor ve mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz güzel insanlar. Evet güzel insanlar, Çeşme gezimize tekrar Çeşme Kalesi'nden devam ediyoruz. 1508 yılında Sultan II. Beyazıt tarafından yapılan Çeşme Kalesi bugün aynı zamanda da Çeşme'nin müzesi. Burada çok da güzel eserler var güzel insanlar. Ben gerçekten Çeşme Kalesi'ni çok seviyorum. Çok güzel bir kale. Sizi Çeşme Kalesi'nin güzellikleriyle baş başa bırakıyorum güzel insanlar.